İzmit Sekapark'ta bulunan Azerbaycan Kültür Evi, Türk-Azeri dostluğunun bir timsali olma özelliğini taşıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan kültür evinde oldukça zengin kütüphane ve sergi salonları bulunuyor. Buraya gelen ziyaretçiler, Kültür Evi Müdürü Anar Asadov'un anlatımıyla Hocalı soykırımına ait fotoğraf sergisinde tarihe tanıklık etme fırsatı elde ediyor. Türkiye-Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Bilal Dündar, Kocaeli TV'ye yaptığı açıklamada Türk ve Azeri kardeşliğine dikkat çekerek kardeşlerimizi Azerbaycan evine bekliyoruz dedi. Dündar ayrıca tüm ulusun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı da kutladı. Bakü, Tiflis, Erzurum gaz kemeri. Bakü, Tiflis, Kars demiryolu ki proje aşamasındadır, tamamlanmak üzeredir. Bütün bunlar Azerbaycan'ın istiklalini yeni elde ettiği bir dönemde, Rusya'nın hegemonyasının çok ağır olduğu bir dönemde, topraklarının işgal edildiği bir dönemde, bu şekilde Türkiye ile bağ kurabilmişlerdir. Haydar Aliyev sadece Azerbaycan'ın değil, Türk dünyasında bir lider olarak kabul edilmektedir. Bu bölüm Haydar Aliyev ile ilgili yazılmış dergiler, kitaplardan oluşuyor. Burada yine farklı kitaplar da var başkanım. Şimdi farklı kitaplar. Oldukça zengin bir kütüphane. Azerbaycan dilinde yazılmış ki Türk dilidir. Farklılığı çok azdır. Eserler vardır. Birkaç tane olan vardır. Tek olan vardır. Önümüzdeki günlerde bir 600 civarında kitabımız daha geliyor. Milletin egemenliğinin ilan edildiği bir gündür. Bugünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı bir gündür. Bu hepimizin unutmaması gereken milli bir bayramdır. Milli bayramın Türk ulusuna hayırlı uğurlu olmasını diliyor, tebrik ediyorum. Özellikle cıvıl cıvıl geleceğimiz olan çocuklarımız artık ruhlarına yerleşmiştir, yaşam biçimi haline gelmiştir. Bunu bir bayram sevinciyle kutlamaktalar. Kocaeli'nde de Kocaeli Büyükşehir Belediye'mizin girişimiyle 41 ülkeden cıvıl cıvıl gelen çocuklarımız bu bayramı bizimle beraber mutluluk içerisinde kutlamaktalar.